ekonomik faaliyet ekolojiyi ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül'ün hazırlayıp sunduğu Eko Yaşam başlıyor. Evet, değerli Kızılca Gün TV izleyicilerimiz, bugün geçen hafta söz verdiğimiz gibi Üstad Selim Soydemir gene aramızda. Bu sefer İstanbul Finans Merkezi fikrini konuşacağız. Selim Bey, SPK'nın kurucularından, kurucu çekirdek kadrosundan bu işleri çok iyi bilen biri. Şimdi Ankara'dan niye İstanbul'daki finans merkeziyle ilgileniyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat Ankara boşaltılıyor. Birçok banka, ki çok üzülerek söyleyeceğim, İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün dahi İstanbul'a göçtüğü, İşte büyük kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası gibi genel müdürlüklerin İstanbul'a göçmesinin planlandığı ve hatta Merkez Bankası'nın İstanbul'a götürülmesinin planlandığı bir devirden geçiyoruz. Nedir bu İstanbul aşkı? İstanbul'da bir finans merkezi olur mu? Olması mantıklı mı? Ankara'nın içini böyle boşaltmak vicdana sığar mı? Bu konuları konuşacağız. Tabii vicdan bir konudur ama para işlerinde asıl önemli olan ekonomik rasyonalitesinin olup olmamasıdır. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Ne diyorsunuz bu işe? İstanbul'dan finans merkezi olur mu? Şimdi biz... Önce finans merkezi nedir? Finans merkezi nedir? Bu aslında finansal sistemin bir yansıması. Bazı şehirlerde, coğrafik olarak bazı şehirlerde, mesela Londra, New York, Singapur, Tayvan gibi, Şanghay gibi yerlerde finans merkezleri oluşmuş. Orada dünyanın büyük bankalarının özellikle genel müdürlükleri oralara oturmuş, oralardan iş yapmaya başlamışlar. İşte kendi aralarında bunu iktisatta cluster dedikleri bir ortam oluşturuyorlar. O ortamda fikir alışverişi yapıyorlar. Birbirlerinden adam alıyorlar, veriyorlar. Paralar gidiyor, geliyor. O hesaplar yapılıyor ve buralarda oturmuşlar. Buraların genel yapısına baktığınızda coğrafik olarak bir kere dünyanın dış ticaretin çok yoğun olduğu, döviz işlemlerinin çok büyük olduğu, işte bu işlemlerin finansmanının çok öne çıktığı, başka kaynaklı, başka ülkelerden gelen fonların buraya aktığı, buradan da başka ülkelere gittiği gibi bir ortam. Finansal yapısı bu. Ama onun yanında ise mesela şeye baktığınızda New York, Manhattan bölgesi, Wall Street bölgesi dünyanın en pahalı yerlerinden birisi. Niye? Çünkü finans merkezleri orada, binalar orada, işte şeyler orada, finansçıların büyük çoğunluğu orada. O kiralara baskı yapıyor, işte çevreye baskı yapıyor, her şey pahalanıyor. Londra en pahalı yerlerden birisi, Singapur keza öyle. Şimdi bu bir rant yaratıyor bir yandan. Çünkü o bölgede yaşayan insanların kiraları müthiş artıyor. Bu işin bir yanı. Bunu da konuşuruz belki itibariyle vakit geldiğinde. Ama daha da ötesi, bu bir tarihsel süreç içerisinde gelmiş. Tarihsel süreç içerisinde dediğim, mesela 1600'lü yıllarda dünyada kapitalizmin merkez veya gelişme başlangıçlarından birisi Amsterdam dolaylarında olmuş. Amsterdam o dönemde mesela dünyanın finans merkezi olmuş. Çünkü iş orada, ticaret orada. O ticaretin finansmanı gerekiyor. Para orada birikiyor. Para orada birikiyor. Sonra Londra'ya kaymış. Uzun yıllar Londra'da kalmış. Ama bunun yanında lokal merkezler var. Paris var bölgesel olarak. Frankfurt var işte şeyde. Ama bu merkezler bir kısmı büyümüşler ama Londra'nın rakibi olamamışlar. Ta ki New York, 1929'dan sonra, bunalımdan sonra New York devreye girmiş. O da çok büyük bir ekonomisi var Amerika'nın. Parası dünya parası. Bretton Woods'tan sonra. Özellikle Bretton Woods'tan sonra. Önceden de başlıyor. Bretton Woods'a kadar dünyanın finans merkezi Londra değil mi? Londra'da da London City. City of London. Oranın özelliği nedir? Oralar, işte bankalar çok oralarda birikmiş.
Bankalar gene birisi oraya kurmuş, sonra birisi kurmuş. Londra borsası oralarda. Bir şehir efsanesi midir yoksa gerçek mi efendim, biliyor musunuz? City of London. Özel dokunulmazlığı, hukuki dokunulmazlığı olan bir bölge mi? Yani ona geçmişten özel mi? Geçmişten şey olarak özel imkanlar tanımışlar. Çünkü para sahiplerinin evet, en büyük evet, sıkıntısı özel imkanlar geçmişte. Yani. Rothschild'lerin de, Rockefeller'ların da en evet, büyük sıkıntısı güç sahiplerine, yani kralların, imparatorların servetlerine, paralarına el koymasıdır. Evet, ama o şeyden geliyor. Ne bileyim, mesela Magna Carta dediğimiz 1215'te İngiltere'de imparatorla veya kralla para sahipleri bir anlaşma yaparlar. İmzalarlar. Anlaşma kralın istediği zaman vergi koyamayacağı, istediği zaman bunların malına mülküne el koyamayacağı şeklinde bir şeydir. İlk şeyde kralın sınırlandırıldığı bir anlaşmadır. Yani o zaman bir yerin finans merkezi olabilmesi için birinci şart para olması. Para olması. Birikmiş para olması. İkinci şart. Zaten şeyden sonra bu dünya, işte bu konuşacağız diye biraz literatürü karıştırdığımda hukuk şeyini getiriyorlar, güvenceler. Mülkiyet hakkı birinci, dokunulmazlık. İkincisi bu anlaşmalar, hızlı işleyen mahkemeler. Evet, hızlı. Hızla karar veren mahkemeler. Üçüncüsü anlaşmalar, hani çatışma çözüldü, mahkemeye git, çatışma çıktı veya tartışma çıktı, mahkemeye gitmeden çözülmesi gereken şeyler. Ama bizimkiler mesela böyle bir şeyde yine konuşuruz belki ama iki firma var, iki firma anlaşamıyor. Bir üçüncü hakeme gidiyor. Hakem oluşturuyorlar. O hakem çözüyor. Mesela bizde de büyük projeler, kamu özel işbirliği projelerinin hakemleri Londra'da otururlar. Yani ilginçtir. Yani oraya gidiyor. Demek ki buradaki yargının hızına ve tarafsızlığına kimse mesela, güvenmiyor. Mesela yani biraz şey ama ihaleyi veren Türk devleti, ihaleye giren Türk şirketi, anlaşmazlık veya hakemlik mevkii şey Londra. Evet. O bana çok garip gelir zaten yani. Neyse. Üçüncü bir şey, sözleşmelerin yaptırılması meselesi. Hızlı yaptırılması süreçleri. Bunlar olursa diyor finans merkezi, işte paranın yanına bunlar olacak. Ama bunun ötesinde başka şeyler de gerekiyor. O zaman şuraya kadar belki seyircilerimize konu karışık gelmiş olabilir. Bir yerin finans merkezi olabilmesi için olmazsa olmaz birinci koşul para olacak. Para. İkinci paranın koşul, oraya akıyor olması. Yani orada toplanıyor olması. Yani bir işte büyük nehir olmazsa önüne göl set koyup da baraj yapmaya çalışmanızın bir anlamı yok. Kuru dereye olmaz. Evet. İki, para varsa orada hukuk güvencesi olacak. Yani devlet veya askeri güç sahipleri, senyörler veya başka herhangi biri mülke dokunamayacak. Anormal vergi salamayacak. Kafasını istediğim vergi koydum olmayacak. Evet, yani paraya istediği gibi kimse el koyamayacak. Yani orada bir dokunulmazlık sağlanmazsa bir yerin finans merkezi olması mümkün görünmüyor. Mümkün görünmüyor. Bu türden avantajlar, imkanlar olmalı ki. Dokunulmazlıklar hatta. Evet, yani o mülkiyet hakkı zaten aslında gelirken de diyor ki adam, ülkenin de mülkiyet hakkı var mı diyor. Aslında mülkiyet korunuyor mu? Onu da söylüyor. Şimdi ondan sonra mesela 2000 kaçtı? 2006'ydı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü toplantısında 2006 mıydı neydi? 85'te kuruldu. 25 daha koyarsanız 2000 oluyor değil mi? Evet. Yok, 2010. 2010. O zaman Boris Johnson geldi toplantıya. Evet, şimdi İngiltere Başkanı. İngiltere Başbakanı geldi. O zaman Londra Başkanıydı, belediye başkanıydı. O dedi ki 4 tane koşuldan bahsetti. Para, tamam, onları konuştuk. Hukuk, onu konuştuk. Dedi ki bir altyapı dedi. Çünkü dedi buraya dedi gelen sistem dedi çok ciddi bir altyapı ve bu altyapının selde, yangında, depremde yıkılmaması gerekiyor dedi. Çünkü dedi insanlar burada servetlerinin işlemini buradan yapacaklar dedi. Hem parlak beyinler buraya gelecek dedi. Onları dedi siz dedi korumanız lazım. İkincisi ulaşım. O da altyapının şey. Çünkü dedi bir oradan oraya giderken de zaman kaybetmeyecek. Bu altyapının içerisinde bir de elektronik haberleşmeyi de koydu. Onu ulaşımı koydu.
Çünkü üçüncü dedi, buraya dedi dünyanın her yerinden, her ırktan, her dinden, her kültürden insan gelecek. Yani kafir, gavur bu diyen bir toprağa gelmezler diyorsunuz. Hatta dedi ki yani şeyde farklı cinsel tercihleri olanlar da gelecek. Şimdi adam bankacıysa travesti diye adamı veya işte homoseksüel diye adamı aşağılayamaz. Aşağılayamaz. O adam buraya gelecek dedi. Bir de onların çocukları gelecek dedi. Aileleri gelecek. Bunlara oluşturacağınız ortam olmazsa dedi bu insanlar gelmez. Bu insanlar gelmezse de iş yapamazsınız. Peki tam burada bence yeri geldi. Bir tweet attı diye insanlar tutuklanabiliyorsa, gözaltına alınabiliyorsa, aylarca, yıllarca iş insanları hapislerde tutuklu, yani hüküm giyerse hükmü mahkeme verir, Türk milleti adına verir. Hiçbirimiz bir şey söyleyemeyiz. Diyecek doğru, bir şeyimiz bir şey yok ama hüküm verilmeden sadece tutuklu olarak insanların yıllarca hapiste kaldığı bir yerde bir bankacı, parası olan bir adam güvenir de gelir mi? O çok ciddi risk işte. O büyük bir şey. Yani o yüzden de zaten şu anda para meselesi, mesela Türkiye cari işlemler açığı var, finansman derdi var ve dünyanın en pahalı borçlananlarından birisi. Yunanistan 1009'da borçlanırken biz %6 ile borçlandık. Borçlandık diye övünüyoruz şimdi. Şimdi geçen gün bir karikatür gördüm. Çok, daha doğrusu karikatür gibi bir fotoğraf gördüm. Çok beğendim sevgili reji, o fotoğrafı da arkaya verirse. Bir at arabası, daha doğrusu affedersiniz eşek arabası. O kadar çok yüklemişler ki dengesini evet, bozmuş. Evet. Böyle şahlanmış. Bizim ekonomimizin gördüm var, şahlanması da öyle mi sizce? Ya, o borç yükü altında şahlandık. Evet, yani o işte ciddi bir açmaz. Onu o yüzden zaten şimdi fakat bir başka şey var. Şimdi Türkiye'de finansal merkez, uluslararası finans merkezi kavramı ilk tartışması ne yalan söyleyeyim, ben sermaye piyasası kurulunda işe başladığım sıralarda konuşulurdu. Güzel bir şey tabii, yani bir yerin yani uluslararası bir merkez olması. Nasıl yapabiliriz, yapamayız gibi meseleler konuşulurdu. Sonra Türkiye'deki gelişim sürecine baktığınızda 2006'da Ersin Özince. Evet. Ersin Bey, o zaman Bankalar Birliği Başkanı sanırım, Sayın Başbakan'ı ziyaret ediyorlar. Biz İstanbul'da finans merkezi kuralım, oluşturalım. Böyle bir şeyi ne dersiniz diye. Sayın Başbakan da çok olumlu görüyor. Ve öyle bir süreç başlıyor. 2007-2008'de stratejik plan oluşturuluyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Binalar yapılmaya başlanıyor. Ama o stratejik planda işte bir sürü 24 tane öncelikli program var. Şey var, öncelikle tedbir var. Hukuk alanından tutun da sermaye piyasasının geliştirilmesi, bankaların imkanlarını, mesela bankalara düzenleyen kuralların basitleştirilmesi, kolaylaştırılmasına kadar pek çok alan var böyle. Ama onun içerisinde işte gayrimenkul şeyi bina yapalım diye yok. Ama insanların bina ihtiyacının karşılanması, konut ihtiyacının karşılanması diye bir şey var. Fakat işin bu dünyada da tartışılıyor zaten. Biz böyle gelmişiz. Sonra ihalelerde oldular, olmadılar. Arazinin kapatılması, işte bizim büyük olan İstanbul'da çalışıyor. Ona bir ev bakalım dedik. İşte Ataşehir'in oralardan bakalım diye gittik. Dokunamıyorsunuz evlere o sıralar, 2008'de, 2007'de, artık geçmiş oralar şeyde, 2008'lerde. Şeyden baktık, neyse başka bir Avrupa'dan baktık, daha ucuza geldi. O ev fiyatları korkunç derece yukarı çekti. Yani finans merkezi olmadan kiralar adapte. Daha kiralar, ev kiralar. Bu arada sormak istediğim bir şey daha var. Şimdi eski dünya düzeninde ana para altındı, gümüştü. Bunların tabii nakli ciddi sıkıntıydı. Yani böyle büyük büyük kasalarda, işte korumalarla falan nakledilmesi, büyük büyük çok kasalarda saklanması gerekirdi. Maliyettir. Maliyetli bir işti ve zor, yani fiziki bir işti. Şimdi olduğu gibi telefonunuzdan bir yere para göndermiyordunuz. Daha sonra kağıt paraya geçildi, işte bu Bretton Woods'la beraber ağırlıklı olarak kağıt paraya geçildi. Kağıt paranın bile, yani şimdi 1.000 lirayı göndermek bir şey değil de, ne bileyim 100 milyon lirayı göndermek bir şeydir. Yani bir bavul para en azından. Fakat şimdi dünya geldi, ışık hızıyla hareket eden dijital paraya geldi. Evet. Ve hatta dijital paralar kripto paralaşıyor. Evet. Şimdi böyle bir noktada hala finans merkezlerine ihtiyaç var mı?
İşte işin bu dediğiniz nokta dünyada da sıkı tartışılıyor anlaşılan. Londralılar bu konuda bir rapor hazırlamışlar. Kendilerinin şeyinin kayıplarından korkuyorlar. Şimdi onlar da anladığım kadarıyla Londra borsası, City of London şeyden korkuyor. Elimizden gider mi? Bu, çünkü bu elektronik network, dijital para, işte kripto para, bu iletişim çağı. Şimdi olayın başlangıcı aslında internet dediğimiz veya işte elektronik iletişim sisteminin hızlanmaya başlaması bazı şeyleri çözdü. Bu çözülen şey en basitinden şeyse onu anlatmadan geçmeyeyim. 90 yılında ben Londra borsasını ziyaret ettim. İşte sermaye piyasası adına İngiltere'de eğitimdeyim. Londra borsaya gitmemiz lazım. Onlar da ricamı kabul ettiler. Bir adam verdiler, bir arkadaş verdiler. Borsayı gezdiriyorlar. Bu salona girdik. Devasa bizim basketbol salonları gibi bir yer. Fakat boş. Kimse yok. Kimse yok. Bir tarafta sadece bir köşede 25-30 kişilik bir kalabalık var. Onların daha elektronik alana geçmemiş olan opsiyon işlemcileri. 90'larda diyorsun. 90. 90'ın Martı'ydı yanlış hatırlamam. Hem de 90 yılı yani. 90 başı. 1990'ın başı. Ve bu niye dedim? Dediler ki biz de şeye geçtik. Dealer sistemine geçtik. Artık borsaya gelmiyoruz. İnsanlar elektronik olarak bilgisayardan işlem yapılıyor. Bilgisayar üzerine yapıldığı için insanlar ofislerinden çalışıyorlar. Gelmiyorlar buraya. Şimdi ofisinde aynı mahallede mi oldu? Aynı ülkede mi oldu? Aynı dünyada mı oldu? Şimdi o zaman orada. Sonra dünya gelişmeye devam etti. Dünya değişiyor. Çünkü dünyanın bir başka bir şeyi konuşmak lazım belki ama dünya gelişince hukukun, yapıların, organizasyonların da ona uygun değişmesi gerekiyor. Eğer siz ona uygun değişemiyorsunuz, hala benim dediğim dedikçi bir tavır izliyorsanız kalıyorsunuz orada. Biz bunu severiz. Siyah beyaz televizyonlar tedavülden kalkıyordu. Bizimkiler siyah renkli televizyon geliyordu. Şimdi tabii genç seyircilerimiz hayal edemez de bizimkiler siyah beyaz televizyon tüpü fabrikası kurmuşlardı. İşte. Daha doğrusu Avrupalılar satmıştı. Evet. Yani, Avrupalılar şimdi şeyi ağır sanayi, kirleten sanayi, çelik endüstrisini, demir endüstrisini de gelişmekte olan ülkelere veya gelişecek olan az gelişmişlere devrediyorlar. Kendileri daha temiz şeylerle yaşıyorlar. Şimdi o zaman o teknolojik devrim veya sürecin içerisinde işte son zamanların moda ve çok tartışılan konusu 4. sanayi devrimine geldi iş. 4. sanayi devrimi dijitalleşme, internet, robot, hatta karanlık fabrikalar çok bahsediliyor evet. Bu aralar. Big data dediğimiz şeyde dünyadaki bütün şeyin verinin sistem içerisinde kullanılabiliyor olması. Hatta bunun tartışılan nokta doktorluk ne olacak? Avukatlık olacak mı? Hakimlik mesleği olacak mı, muhasebecilik olacak mı gibi pek çok alanı da artık tartışmaya başladı sistem. Şimdi bunun sonucunda sizin yeni bir eski model, eski bir hadi arkadaşlar bir araya gelelim, orada ticaret yapalım, orada işlem yapalım, birbirimizden öğrenelim fikrinin çok ötesine geçti. Şimdi Covid-19 çıktı. İnsanlar uzaktan çalışmaya başladılar. Şehir önemini kaybetti. Mahalle önemini kaybetti. Ofis önemini kaybetti. Herkes uzaktan çalışıyor. Şimdi ben çok arkadaşım şeyde evinden çalışıyor şimdi. Araba kullanmıyor. Yani bazı işlerde tabii toplu taşınan insanlar işine gitmek zorundalar ama bu özellikle finans sektöründe ofisten işlem son derece mümkün. Artık şey zaten yani finans sektöründe bir yerden bir yere çantayla, bavulla, arabayla, kasayla para göre taşımak diye bir şey kalmadı. Evet, o kalmadı. Bilgisayarda rakamlar uçuşuyor. Şeyde de karta da yüklüyor adam, bankamatikten kart para çekmesine de bile kalmadı. Marketle şeyde pazardaki adam bile esnaf bile post cihazına benzer cihaz koyup o işte bankanın şeyi tabii okutarak hesaptan direkt hesabına aktarıyor. Kredi kartı da değil. Bunun bile geliştiği bir ortamda bu tartışma, finans merkezi tartışması birazcık açıkta kalıyor. Evet.
Yani merkezileşmeye artık gerek yok. Gerek yok. Şimdi belki de müşterinin, yani kredi alacak veya para yatıracak müşterinin ayağına gitmek lazım. Onun ayağına gidiyorsunuz. O da zaten şeyde elektronik olarak yapılıyor. Şimdi her şeye şirket gidip banka şubesiyle pazarlık yapmıyor ki. Elektronik gönderdiğinde ihtiyacını veya bir şeyi başvurusunu. İmza bile artık. Islak imza bile e-imza. Şeyden atılıyor. Makineden atılıyor. Şimdi bunun bir başka yansımasını bekliyorum. Yani aklımdan geçiyor ve şeyde İstanbul'da mesela büyük şehirlerde ofislerin orada olmasına ihtiyacımız yok. Doğru. İnsanların oraya gitmesine de ihtiyacımız yok. Çünkü geçenlerde bu elektronik haberleşmenin bir sonucu bir şeyde webinar izledim. Elektronik network konferans izledim şeyde Amerika'da işte şeyler Paul Krugman katılıyordu iktisatçılardan. Onlar şunu demişlerdi. Artık Amerika'da dünyanın iyi mühendislerini Amerika'ya getirmemize ihtiyacımız yok. Mühendislerimde. Mühendisler. Yani sonuçta daha böyle dokunan deneysel. Onların bir kısmı gelir de yani şey olarak toplayıp Amerika'ya taşımamıza gerek yok. İşte Suriye'de otursun, Türkiye'de otursun, Singapur'da otursun, elektronik ortamda projeyi önünde çözsün. Elektronik ortamda olduktan sonra masanda oturmakla Uganda'da oturmak arasında evet, bir fark yok. Evet, evet. Şimdi bunun sonucunda diyor ki bu neyi yaratacak? Bu bir kere Amerika'daki ücretler üzerine baskı oluşturacak. Tamam. Ama karşılığında da Türkiye'deki, mesela Türkiye demediler ama yorum onu getiriyor. Türkiye'de de iyi insanlar bizim için oradan çalışacaklar. Hem de daha ucuza çalışacak. Daha ucuza, çok ucuza çalışacak diyor adam. Çünkü adamı New York'a getirip de orada oturttuğun zaman en azından kirasını vesairesini evet, karşılayacak. Evet yani şeyde 100 bin abi. Dolar yıllık ücret vereceğimi, 150 bin dolar ücret vereceğimi orada diyor 30 bin dolar rahat rahat dokuz taklatarak çalışacak tabii. İnsanlar diyor. Yani 30 bin dolar dediğiniz ayda 2500 dolar yapar. Evet. 20 bin lira para yapar. Türkiye'de evet. Mühendisler. Vallahi yani, ben şu emekli ailemle bile çalışırım. Yarı mühendislik var yani bende. Şimdi böyle bir ortamda şimdi insanların birbirlerinden öğrenmesi de bir araya gelmesiyle olmuyor artık. Olmayacak belki. Şimdi bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bu süreçten eğer biz bu süreci iyi değerlendiremeyip işte illa binaları yapacağız, illa insanlar oraya götüreceğiz. Girerken dediniz ya, Halk Bankası gitti. Vakıf Bank gitti. İş Bankası gitti Ankara'dan. Ziraat Bankası gitti. Şimdi gittiğinde ne oluyor? Gittiğinde buradaki ekonomi birazcık zayıflıyor tabii. Ankara ekonomisi zayıflıyor. Zayıflıyor. Doğal olarak zayıflar. Çünkü bir talep gidiyor buradan oraya. Nitelikli insanlar gidiyor. İkinci konu o. Buradaki nitelikli insanlar gidiyor. Önce insanlar gitmediler, aileler parçalandı. Çünkü eşlerden birisi gitti. Öbürkü orada İstanbul'da iş bulabilecek mi, bulamayacak mı meçhul. Ankara'daki ücret yapısıyla İstanbul'da geçinebilecekler mi o ayrı bir dert. Yani böyle gittiler. İstanbul'da bu konuta yansıdı. Gayrimenkul fiyatlarına ve kiralarına yansıdı. Ankara'da da olumsuz yönde yansımış olması gerekiyor. Şimdi bu Ankara şeyini olumsuzlarken İstanbul'u daha da gaz verdi diyelim tabiri caizse. İstanbul, veya İstanbul kendi yükünü kendi taşıyamıyor zaten. Şimdi burada ikinci bir sorun doğuyor. Veyahut da başka bir sorun doğuyor. Doğan sorunu da iktisatta şey vardı, portföy dağılımı diye, portföy çeşitlendirmesi diye bir şey vardır. Şimdi portföy çeşitlendirmesi şöyle diyeyim. Bir hisse senetleri portföyünüz var. Bütün varlığınızı tek hisse senedine yatırırsanız, o şirketin başına bir şey gelmez halinde siz de gidersiniz. Tabii. O zaman yapılması gereken şeylerden birisi ne? Portföyünüzün bir kısmını A hisse senedine, B hisse senedine, biraz dolara, biraz euroya, biraz tahvile falan gibi çeşitlendirmektir. Özellikle birbiriyle paralel gitmeyen kıymetlerden oluşturmaktır. Böylece yumurtaları aynı sepete koymayacağız. Evet, Türkçesi o. Bir kısmı patladığında hepsi gitmez. Şimdi biz Türkiye 1999 büyük depremde bir şeyi fark etti. Bu sanayinin hepsini biz Marmara bölgesine kurduk.
kurmuş. Hem en kritikler. En kritiklerin üstelik de tüpra şey dahil, petrol rafinerler vesaire dahil. Üstelik de fay hattına kurmuşuz bazılarını. Büyük deprem olduğunda hepimiz donduk kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Hatta Türkiye kilitlendi. Kilitlendi. Başbakanı götüremedik, hatırlayın şeyde. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyorsunuz. İstanbul'da zaten bir deprem bekliyoruz. Büyük bir deprem. Büyük bir deprem bekliyoruz. Herkes söylüyor onu. Herkes söylüyor. Yani bu, ben jeolog değilim, deprem bilimci değilim, şey değilim, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bekleniyor. İzmir depremi, geçenlerdeki İzmir depremi hatırlattı da. Dün Malatya'da olmuş bir deprem daha. Ülkemiz böyle. Şimdi konudan konuya şey atladık. Ben DASK var, Doğal Afet Sigortacı evet. Kurumu. Onun ilk yönetim kurulu üyesiyim ben, kurucularındanım. O zaman biz DASK sigortası yapacağız. Şunu çok uğraştık. Olmadı, sonradan oldu yavaş yavaş. Sigorta yaptıranların büyük çoğunluğu, DASK sigortasını yaptıranların büyük çoğunluğu ya İstanbul Marmara bölgesinden ya Ege bölgesinden geldi. İlk sigortalar. Bu DASK'ın, bizim kurumun riskini felaket artırıyordu. Çünkü deprem bölgesi. Diğer bölgelerden geliyor. Kaza yapacak arabayı sigortalıyorsun. Evet, yani adam onu biliyor şimdi. Şimdi böyle bir durumda bizim yapmamız gereken şey, buna benzer bir yapıda, İstanbul'un bu iktisadi olarak veya ekonomik olarak hem gayri safi milli hasıladaki bu ağırlığını hafifletmek, hem finans alanında, çünkü en parlak beyinleri oraya götürüyorsunuz. Paranın hareket halini veya paranın dağılım mekanizmasını oraya götürüyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey bunları Anadolu'ya dağıtmaktır. Tabii. Anadolu'ya dağıttığınız zaman bu Ankara'dan çekilmenin yarattığının tersine, ne bileyim işte Kayseri'ye Halk Bankası'nı götürdünüz, Konya Ziraat Bankası'nı götürdünüz. Mesela ziraatın merkezi Konya. Eğer evet. Şey yapacaksınız, yani İstanbul'da nerede çiftçi bulacak da kredi verecek? Ha işte onları o türden yaptığınız takdirde, böyle dağıttığınız zaman Konya bir başka olacak. Kayseri bir başka olacak. Mesela Erzincan başka Kayseri olacak. Kayseri dediğiniz işte şey... Esnafların, KOBİ'lerin en çok olduğu işte bir yer. İşte aklım ondan geldi zaten. Şey var, yani, Halk Bankası ile ondan özdeşleştirdim. Tabii, gayet güzel bir fikir. Evet, buradan iletmiş olalım. Yani böyle olduğunda ekonomiyi veya ticareti bir yerde biriktirmek yerine dağıtırsınız şeyi. Hem deprem hem başka doğal afetler olduğunda ise, ne bileyim işte 99'da biz ne oldu, Türkiye ekonomisinin üretim gücü ne oldu diye iki ay İstanbul'daki firmalara ulaşmaya çalıştık. Marmara bölgesindeki Kalkaç firmalara. Nedir pozisyonunuz, ne kaybınız var, ne şeyin. İnsanlar işe gidemiyorlar, gitmiyorlar. Tabii. Çünkü ailesiyle mi uğraşacak, onunla mı uğraşacak? Şimdi siz söyleyince bunun illa deprem olması gerekmiyor. İşte pandemi mesela. O da yoğunlaşmayla alakalı bir şey. O da yoğunlaşmayla alakalı bir şey. Şimdi o işte geliyor, portföy dağılım ilkesinin veya şeyinin ekonomide başka alanlarda da kullanılması. O zaman şunu mu anlamam gerekiyor? Bir, zaten bir finans merkezi oluşturmak için gerekli olan alt şey şartlar Türkiye'de yok, İstanbul'da yok. Bana kalırsa yok. İki, o şartlar olsa dahi bir finans merkezi oluşturmasını bir anlamı yok. Evet, yani o da doğru. Bunu dağıtmak lazım. Çağımız koşuna. Eskiden mantığı olabilir. Yani eğer bir araba altını bir yerden bir yere taşıyacaksan bunu İstanbul'dan Ankara'ya götürmek tabii ki zor. Ama İstanbul'da işte bir bankadan hemen komşu binadaki bankaya götürmenin rahatlığı şey. Ama artık o şartlar bitti. O da bitti. Yok. O da bitti. Yok. O kalmadı. O yok. Dolayısıyla böyle bir şey gerek yok. Bir başka şey daha var. Şimdi Türkiye dünya 4. sanayi devrimini yaşıyor. Artık önümüzdeki belki 20 sene içerisinde, belki 30 bilmiyorum ama ekonomiye robotlar hakim hale gelecek üretimde. Fabrikalar yer altına inecek. Elektrik kullanılmayacak veya aydınlatma derdimiz olmayacak. Dijital işlerle halledeceğiz işi. İnsanlar uluslararası seyahat etmeden gidip işte elektronik Zoom ortamda... Zoom toplantılarını falan gördük. Zoom'da yapıyoruz şimdi. Ben de dün akşam dersimi Zoom'da yaptım. Yani şeyde çocuklar karşıda, ben burada anlattım. Yani bu dünya değişiyor. Bu değişime ayak uydurabilmek için bizim bu STEM dedikleri science, teknoloji, engineering and mathematics dedikleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konulu bir eğitim sistemine dönmemiz gerekiyor.
Bu eğitim sistemini dönebilirsek eğer biz gençleri ona uygun hazırlayabiliriz. Çünkü bu sanayi devrimi artık kalifiye olmayan insanları görece arka planlara atacak giderek daha hızlı bir şekilde. Şimdi tabii tekrar finans merkezine dönersek bir Londra'nın, bir New York'un veya bir Hong Kong'un finans merkezi olduğu dönemlerde insanların haberleşmek için bile, hele telgrafın öncesindeki dönemlerden bahsedersek, bir yerde toplanmaları gerekiyor. Tabii. Yani bir yerden çıkacaksın, bir yere gideceksin, bir yerden çıkıp bir yere gideceksin. Şimdi artık Japonya'daki adamla, Amerika'daki adamla, İstanbul'daki adam telekonferansla aynı anda görüşebiliyorsa böyle bir fiziki kontağa da ihtiyaç yok. Olsa bile ihtiyaç artık çok azalıyor. Şimdi düşünün, bankacılık, bankalar uzaktan çalışıyorlar şimdi. Gerekli adamlarını, uzmanlarını eğer yüz yüze görüşmeler gerekiyorsa ayda bir, 45 günde bir, neyse 2 ayda bir, hadi gel bakalım biraz birbirimizi hatırlayalım diye bir araya geliyorlar. Bir yemek yemek için bir araya geliyor. Evet, yani şimdi aksi takdirde her şeyi elektronik ortamda yapabiliyor. Ben en son bankaya gidişim, bizim genel dönem arkadaşım sevgili Uğur'un bankasına çalışırım ben. Onun kahvesini içmek için gittim. Onun dışında yani bankaya gidip yapacağım bir iş. Vallahi ben de yeğenimi tebrik etmeye gittim. Başka bir şubeden bir şubeye gitti de kızım hadi hayırlı olsun diye bir çiçek aldım götürdüm yani. Yoksa bir şeyimiz yok yani, bankada yapacağımız bir iş yok. Şimdi ben buradan şeye varmak istiyorum. Türkiye bu finans merkezine çok büyük kaynak ayırdı. Asfalta ve betona mı? Betona. Binalar yapıldı. Yapılanlar bitmedi. Ağaoğlu'ndan aldılar, varlık fonu yapacağım dedi. 2021'de tamamlandı, 20 dendi, 21 dendi, tamamlanacak dendi. Bunlar işin bir yönü. Ama burada tartışılması gereken bir başka şey, yatırdığımız o kadar büyük para var veya daha gelecek. Biz bunu eğitime ayırmış olsaydık, 4. sanayi devrimine çok daha yakın bir kucaklama veya ona daha yaklaşabilirdik. Şimdi Türkiye 1. sanayi devrimini ıskaladı, 2'yi ıskaladı, 3'ü ıskaladı, 4'ü ıskalamasın istiyorum yani şeyden. Çünkü artık binayla betonla olmuyor iş. Onlar 1920'lerin, 30'ların şeysiydi. Yapısıydı. Şimdi o elektronik dediğiniz her şey, insan bugün oturuyorsunuz Tokyo'yla konuşuyorsunuz. İşte New York'la konuş. Hatta New York'tan, Tokyo'dan, Çin'den, Şangay'dan, bir de Rusya, Moskova'dan adam bugün oturup konuşabilirsiniz burada. Hani ciddi bir iş için oturup konuşmak belki eskiden de, yani bundan 20-30 yıl evvel de çok pahalı olsa dahi yapılabiliyordu. Eskiden uluslararası... Şimdi bedava. Çocuklar, ben oğlumu görüyorum, akşam bilgisayarın başında bir Rusça konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor, bir Türkçe konuşuyor. Ne o, bilgisayarın başında online oyun oynuyorlarmış. Yani artık çocukların oyun oynamasına kadar geldi bu iş ve free, o yüzden, ucuz. O yüzden İstanbul Finans Merkezi meselesini bana kalırsa yanlış oldu. Ve şeyde ne bileyim, yapılabilecek olan şeyi bir araya getirerek, insanları bir araya toplayarak yapmanın artık lüzumu da kalmadı yani. Yani o zaman özetle bu sohbetimizin sonunu özetlersem, bir, İstanbul'un zaten finans merkezi olması için gerekli olan şartları taşımadığı konusunda hemfikiriz. Evet. Paramız yok bir kere şimdi. Yani para olmadan banka, finans merkezi... Biz umudumuz o konuda yabancılar gelecek, onlar parayı getirecekler. O bir tartışma konusu tabii. Yabancının gelmesi için gerekli koşullar var mı? Onu da açıkladınız. Yani Türkiye'nin kendisinde böyle bir koşul yok. Dışarıdan gelecek insanların ihtiyaç duyacağı işte hukuk gibi, toplumsal iklim gibi koşulların olmadığını da şey yaptık. Ama en önemlisi bence dünyanın artık böyle merkezlere ihtiyacı yok diyorsunuz. Evet. Efendim, bu keyifli bir sohbet oldu. Ama bitirmeden evvel güncel bir konuyu soracağım. Şimdi Katar Katar mal satıyoruz. Katar'a satıyoruz. En son Borsa İstanbul'un da %10'unu sattık. Nasıl sattıklarını bilmiyoruz. Yani bir ihale yok bildiğim kadarıyla ortada. Bir şey de yok. Ben bunu kapatmayı çalışıyorum. Fiyat açıklaması da yok. Şu fiyata sattık, şu şartlarla sattık falan diye bir
açıklama da yok. Yani ortada bir şeffaflık yok. Borsa İstanbul Varlık Fonu'na devredilmişti. Varlık Fonu da kendi kendine sattı. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi birincisi şöyle yaklaşmak lazım konuya. Varlık Fonu veya siz geçenlerde demiştiniz Darlık Fonu diye. Şimdi Varlık Fonu İstanbul Borsası'nın sahibi. %80 küsür. Tamam, güzel. 90 küsür. O 90'dı, 80'di. Avrupa Birliği, Avrupa Kalkınma Bankası'na %10 devredilmişti. Sonra Avrupa Kalkınma Bankası bu Hakan İstanbul onunla ilgili olarak tartışmalar oldu biliyorsunuz. O yüzden Avrupa Kalkınma Bankası sattı geriye. O zaman da bilmiyoruz kaçtan satıldı, kaçtan alındı. Ondan sonra bu para, bu kısmı herhalde diyorum bu kısmını şeye devrettiler, Katar'a devrettiler. Şimdi bir olay kamunun, vatandaşın malı. Borsa, bizim İstanbul, malımız değil mi? Evet. 83 milyonun malı. Yani 83 milyonun malı. Yani olay çünkü devletin harcadığı her kuruş veya her varlık benim aslında. Benim vergilerim ne oluşuyor? Benim yemediğim ne oluşuyor? Benim faturasını ödediğim ne oluşuyor? Faturayı ben ödüyorum. Vatandaş ödüyor. Her halükarda. Çünkü devlette veya ekonomide birisi bir kuruş para harcıyorsa o mutlaka bir yerden çıkacak. Tabii. Başka bir şey yok. Bu da devlet harcıyorsa vatandaştan çıkacak. Devletin özel bir şeyi yok. Siz bu işlerin içindesiniz. Bir ihale yapıldığını, işte biz bunu satacağız, hadi gelin teklif verildiğini falan duydunuz mu? Duymadım. Ama burada yani... Benim kulağım deliktir, ben de duymadım. Şimdi olması gereken neydi? Mesela şimdi ben mesela ben bunu kaça satıldığını çok merak ediyorum. Satılırken ki bir değerleme yapılıp yapılmadığını merak ediyorum. Değerleme yapıldı. Değerlemenin varsayımlarını çok merak ediyorum. Çünkü değerlemeyi kimin yaptığını? Değerlemeyi kim yaptı? Ah, Selim mi yaptı? Murat Bey mi yaptı? O ayrı bir konu. Ama Selim yaparken mesela iskonto oranını %10 değil %5 belirlersen fiyat ne çıkar? %20 belirlersen fiyat aşağı iner. Bunlar ne? Bunları bilmedikten sonra benim söyleyebileceğim değerleme olmadı. Değerleme olmuş. Demek ki ya pazarlık yapıldı yahut da işte hadi buradan da aşalım falan dediler. Yani bilmiyorum yani. Şey gibi bu kurban pazarlığı gibi hani. Vallahi o da öyle. Bir de Borsa İstanbul'un kasasında 16 milyar olduğu söyleniyor. Ben şeyde şimdi orada bu bilanço 2019 bilançosuna baktığımda galiba 16,5-17 milyar nakit var. Para ve benzeri. Tabii yani. He, ama 9 milyar gibi de şeyi var. Kısa vadeli borcu var. Onu da bilmiyorum. Yani konsolide bilanço da bu. Ama Borsa İstanbul'un 14 tane iştiraki var. 14-15 mi ne? Bunda Borsa İstanbul bir kere tekeldir. Evet. Bir Türkiye'de şu anda borsacılıkta Borsa İstanbul tekeldir. Bu tekelde sermaye piyasası kanunu tanımış ona o hakkı. Hoş ilave borsa kurulabilir mesela. Şimdi biz kalkıp borsa organizasyonuna girebiliriz ama onun için paramız içinde, yok hocam. Hem paramızdan öte elektronik olarak kurabiliriz. Bunu sadece iki tane delikanlının, genç adamın bu işle uğraşmasına bağlı. Hocam, ama SPK izin verir. Şey yapmayın. Bizim Tosun Banklar falan var. Tosun borsası kurar birileri. O da ayrı bir dert değil mi? Sonra suçu azmettirmekten onları tutuklamazlar. Onlar kaçar. Bizi tutuklarlar. Biz altı biz, bizim. Yok yani SPK izniyle yapılacak iştir bu. Yani izin almadan kuramazsın. Kuramazsın. Yani SPK izni olacak. Adam izin almadan banka kuruyor işte. Tosun Banka kuruyor. Şimdi o da ayrı bir sorun. Neyse dağıtmayayım. Konuyu dağıtıp kusura bakmayın. Şimdi, herkes pandemiden sıkılıyor. Biraz da iktisat konusu şimdi, neşesizdir. Bu hadi danaya girelim diye bir yazı yazdım ben. Güzel olmuş hocam. Haydi danaya girelim diye. TEPAV'da yayın, TEPAV'ın sayfasında yayınlandı. Onda şöyle hesaplıyorsunuz. Bir hesap kitap yaptım. Gavurlar yapmışlar bunlar esas olarak. Bu türden zincir halinde çalışan
saadet zincir şeklinde çalışan sistemlerin 10 nesil veya 13 nesile, 10 nesil demeyeyim, 13 kademe ilerlediğinizde dünya nüfusunu kucaklamanız gerekiyor. Dünya nüfusunu kucaklamazsanız batıyorsunuz. Yani o da 13 kişi, işte etrafınıza baktınız, 10 tane adam buldunuz, buldunuz bulamadınız, geçmiş olsun hikayesine dönüyor. Çok ciddi bir risktir. Şimdi bu şeyde de sanki oraya doğru gidecek gibi geliyor. Bu Borsa İstanbul meselesinde ikinci mesele, Borsa İstanbul bir başka tekelin, Takas Bank'ı sahibidir. Bir başka tekel Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ana hissedarıdır. Bir başka tekel Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitimi'nde ana sahiptir. Bunlar tekel şeklinde bir imtiyaz halinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un nakit varlığının şeyinin güçlü olmasını beklemek tabii lazım zaten yani şimdi. İkinci bir mesele ise Borsa İstanbul şeydi, gayrimenkuller, Boğaz'da gayrimenkulleri vardı borsanın. Ama onlar bu 2012 kanun değişikliğiyle hazineye devredildi. Yani onlar hazinenin oldu. O dolayısıyla o da üstünde oturduğu gayrimenkullerin kullanım hakkına sahip. Şimdi Borsa İstanbul, hatta o Borsa İstanbul işte Ataköy'e taşıyalım diye, Ataşehir'e taşıyalım diye o bahsettiğim Boris Johnson'ın olduğu toplantıda konuşulmuştu ama hala şey olmadı daha. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Biraz provoke ettim, kusura bakmayın. Biraz da neşelendireyim dedim. Böyle oluyor bu işte. Başka türlü olmuyor. Ayağınıza sağlık, tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Bir Eko Yaşam programının daha sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.